Ekranlarınızı getirelim. Kendisine yöneltiyorum. Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun sorusu. İlk 11 tercihinizde milli maç tecrübesi az oyuncular vardı. Bugün özellikle ilk yarıda bu durum oyunu etkiledi mi? Sadece genç veya yeni oyuncuların oynaması değil. Takım olarak ofansif ve defansif olarak iyi oynamadık. Yetenekli oyuncularımızın tam hazır olmadığını görüyoruz. Takım olarak düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Dolayısıyla yeni oyuncular üzerinden tabii şu olabilirdi. Mevcut kadroyu oynatabilirdik ama iki maç üst üste var. Sezon başı olarak genç oyuncuların daha erken form tutma yapısı olabilir. Bunu kullanabilir diye düşündük. Onlar da tabii kendi oyunlarının altında oynadı. Beklediğimiz oyunun altında oynadılar. Bu da sezon başı olarak daha önce de konuştuğumuzda pandemi, işte liglerin geç bitmesi, bazıların transfer olması, kadro yaparkenki bazı sıkıntıları artırabiliyor. Bir de üst üste iki maç oynayacağız. Bunlardan hangi oyuncularımız ne kadar kaldıracağını bilmiyoruz. O yüzden bazı değişik oyuncuları burada oynatmayı daha uygun gördüm. Ama tabii düşündüğümüz gibi sahaya oyun yansımadı. Sadece bir iki oyuncu veya bir oyuncu birkaç oyuncu üzerinden olumsuzluk konuşarak kendimizi sıyıramayız. Bir oyun olarak rakip bizden daha iyiydi, daha istekliydi. Biz kıran kırana maç yapmak istiyorduk. Düşündüğümüzü sahaya yansıtamadık. TRT Spor Veli Yiğit. Avrupa Şampiyonası için önümüzde 9 aylık bir süre var. Bu 2 ay içinde ise Uluslar Ligi ve özel maçlar dahil olmak üzere 7 maç daha oynayacağız. Bu süre içinde üçlü savunmayı denemek gibi bir düşünceniz var mı? Elinizdeki oyuncu grubu üçlü sistemi oynamaya müsait mi? Elimizde üçlü sistemi de, şimdi oynadığımız sistemi de uygulamak için oyuncularımız var. Ama şu andaki maçı kaybetmemizin sebebi sistemle alakası yok. Dediğim gibi henüz hazır değiliz. Ki grupta Macaristan daha zayıf takım görünmesine rağmen onlar da bugün moral ve güven buldular. Daha dirençli, daha savaşçıydılar. O yüzden sadece sistemle bunu halledemeyiz. Sistem bize yardımcı olur. Ama önce ofansif defansif tüm düşünceleri yapan, adam alan markajlarını iyi yapan, futbolun gerektiğini fizik, teknik, taktik olarak düşünen bir takım olarak devreye soktuğumuz zaman o zaman sistemleri, düzenleri kurabiliriz. O kolay olur, hallederiz. Sivas Olay Gazetesi'nden Kemal Çağlayan, milli formayla ilk kez sahaya çıkan futbolcularımızın performansını değerlendirir misiniz? Sol kanadımıza, sol bölümümüze nasıl bir tedbir almayı düşünüyorsunuz? Bugün sol sağ, işte o oynadı, bu oynadı yerine tüm takım olarak olumsuzluk. Ben zaten takımı da ben yaptım. Sorumlusu da benim. Yani evet, üzgünüz kaybettiğimiz için. Kendi sahamızda kazanmak, iyi başlamak istiyorduk ama Uluslar Ligi'nin de böyle bir formatı var. Buradaki oyuncularımızın birçoğunu zaten Mart ayında hazırlık maçlarında göremedik. O zaman görmemiz gereken oyuncuları bugün de görmesek, aynı oyuncular oynarsak nasıl taşıyacaktık? Hem onları görmek durumundaydık hem bunu kazanabileceğimizi düşündük ama yeni gelenlerin eksikliğiyle veya o formsuzluğuyla değil, eldeki tüm oyuncuların veriminin, gerçek verimin altında olmasıyla kaynaklandı. Bizim oyuncularımız yetenekli, kaliteli ve karakterli ama bugün beklenen oyunu oynayamamak onların kötü futbolcu olduğunu göstermez. Bugün kaybeden taraf olduk. Macaristan da bunu moral olarak iyi kullandı. TRT Spor'dan Murat Çetin Taş'ın sorusu. Takımınızla yeterli bir hazırlık dönemi geçirdiniz mi? Takım daha erken toplansa daha iyi olmaz mıydı? Bu zaten daha önce konuştuğumuz. Bugün şartlar itibariyle hatta bu toplanmayı bile zor yaptık. Yani biz 3 gün evvel, bir hafta öncesinden 31 Mart'tan önce toplamaya çalıştık. Yapamadık. Hatta 31 Mart'ta test durumu vardı. 1 Eylül'de test yaptık. Bir de pandeminin gölgesindeyiz yani. Şimdi de yarın da aynı şeyi test yapacağız. Ama rakipler için tabii geçerli bu. Ama burada ne kadar etkilendiğiniz, takımlarda bulunan oyuncular ne kadar çalıştığıyla orantılı. Sadece liglerin geç başlamasıyla işte bunu bazen de kullandık. Ligler erken başlayan oyuncular var. Ligler erken başlayanlar. Bizimki geç başladı ama Avrupa'dan gelen oyuncularımız da var. Onların da sorunları olanlar var. İşte mesela Başakşehir uzun süre maç yaptı. Sezonu geç bitirdi. Bir dinlenme süresi yaptı. Ondan sonra bir çalışma yaptı. Bu arada sezon başını 15-20 günde çalışan ama hiç maç oynamayanlar var.
Bu arada iki idmana yapıp çıkıp gelenler var. Bunlar içerisinde, mevcutlar içerisinde oyuncuların işte fizik olarak görebileceklerimiz en iyilerini sahaya yansıtıp hem de onları görmek istedik. Ama bunun tabii takım oyununda etkisi de olabilir. Oyuncunun bireysel performansı da olumsuz olabilir. Bunları göreceğiz, değerlendireceğiz. Buradan sonra giden oyuncular tamamen gitti diye düşünmeyeceğiz. Ama onlara şans verdiklerimizde, yeni oyunculara şans verdiğimiz zaman diğerlerde devam edeceğiz. Kanal 58 Televizyonu Mustafa Ateş. Bu akşam pozisyon zenginliği açısından çok fazla üretken olamadık. Macaristan kalesine atılan iki şutumuz var. Bugün skora yönelik üretkenlik anlamında çok varlık gösteremememizin sebebi hakkında düşüncelerinizi almak isteriz. Dediğim gibi yani başında, oyun başında iştahlı kıran kırana bir maç oynamaya rakip bizden daha fazla hazırdı. Ve caydırıcılığını da etkili olarak kullandı. Mesela ilk başlangıçta sert bazıları faul verdi, bazıları verilmedi ama ataklarımızın birçoğunu faulle keserken düşündüklerini yaptı. Bu bizi, bizim zaten pas yüzdemiz ve topa sahip olma düşüncemiz eksikken böyle atakları da kesilince ve rakip de aldığı toptan sonra sahayı iyi kullanarak hem defans arkamızda hem yön değiştire diagonal paslarla ve ortadan gelen ataklarda oldukça fazla pozisyon ürettiler. Dolayısıyla tamamen oyunun hakimiydi. Bizim oyunumuzu bozdular. Kendi oyunlarını rahat oynadılar. Bütün bunları yenmek için daha hızlı oynamak lazım. Daha iyi pas yapıp çok kolay top kaybetmemek gerekiyor. Biz çok kolay top kayıpları yaptık. Rakibe baskı yapıp top kazanamadık. Oysa onlar hücum ettikten sonra baskı yapıp top kazandılar. Bütün bunları maç performansının sağlıklı olarak üst seviyeye çıktığı takım ve oyuncularda olur. Biz o konuda eksiktik bugün. Sorularımız bu kadar hocam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.